Всем привет, Herkese merhaba. 31. bölüm, 31. часть. Русча öğrenmeye devam ediyoruz. Мы продолжаем изучать русский язык. Первое слово, ilk kelime, встреча. Встреча. Görüşme, randevu. Örnekler. У меня встреча в 5 вечера. Akşam 5'te görüşmem var. İkinci örnek. Ну и когда у тебя встреча? Randevu ne zaman? Buradaki randevu tabii ki de resmi olmayan görüşmedir. Официальная встреча. Resmi görüşme olacak. Второе слово. İkinci kelime. Завтракать. Завтракать фиили. Завтрак kelimesinden geliyor. Yani kahvaltı. Завтракать. Kahvaltı yapmak. Давайте завтракать. Хайди, kahvaltı yapalım. Ve ikinci örnek. Традиционный русский завтрак. Geleneksel Rus kahvaltısı. Dan bahsedersek. Bu genelde olarak yulaflı kaşa olabilir. Yani lapa olabilir. Sütlü. Başka türlü de irmik olabilir. İrmik lapası. Kaşası. Evet. Aynı zamanda blini diyebiliriz. Blini bu krep, Türkçesi krep. Bir de küçük böyle aladi, daha kalın. Daha kalın, böyle yuvarlak. Onlara aladi diyoruz. O da biraz krepe benziyor. Reçel olabilir, tereyağı olabilir ve kuru yemiş olabilir. Мы опаздываем. Мы опаздываем. Geç kalıyoruz. Мамочка, мы опаздываем на концерт. Мамочка, мы опаздываем на концерт. Anneciğim, konsere geç kalıyoruz. Не переживай. Мы не опоздаем. Приедем вовремя. Merak etme. Geç kalmayız. Zamanında varırız. Садись. Садись. En sondaki S harfi yumuşak olarak seslendiriyoruz, söylüyoruz. Садись. Otur olacak. Садись сюда. Buraya otur. Туда не садись. Там грязно. Oraya oturma. Orası pis. Sıkça kullandığım kelimeler. Çünkü 3 yaşında bir oğlum var. Onunla konuşurken kullanıyorum. Просил, просила. Просил erkekler için, просила bayanlar için. İstiyordu, istiyordum, istiyordun. İstemişti, istemiştim, istemiştin. Слушай, я просил кофе. Dinle, ben kahve istemiştim. Ты просила разбудить тебя. Seni uyandırmamı istemiştin. Если спросит, если спросит, sorarsa, soracaksa. Если Николай Васильевич спросит, скажи, что я на совещании. Николай Васильевич sorarsa, toplantıda olduğumu söyle. Rus kültüründe, mesela bey, Ahmet Bey demek istiyorsak, Rusça'da ise baba adı ekleniyor isim söyledikten sonra. Erkek ise karşımızdaki which ekleniyor baba ismine. Eğer bayansa vna ekleniyor. Evet. Mesela Nikolay Vasilievich bu bir adam, erkek. Eğer kadın olsaydı Maria Vasilievna derdik. Evet. İkinci örnek, если не спросит, то промолчу. Sormazsa, susarım. Прикрывать, прикрывать, örtbas etmek. Мой друг меня прикроет. Arkadaşım beni örtbas eder. Mesela, çalışma saatimizde bir yere kaçtık diyelim ki.
ve arkadaşımızın bizi örtbas etmesini istedik. Yani o beni sorarlarsa, mesela soracaksa, gene bu burada da bu örnek oluyor. O zaman arkadaşım bir şey diyecek ya da bir yalan uydurabilir. Bunun için de olabilir örtbas etmek. Руководитель, yönetici. Burada iki kelime, рука, el ve водитель, şoför ya da yön gösterici, yön göstermek gibi bir şey oluyor. Bu da ne oluyor? Bir lider için, bir yönetici için bir kelime oluyor. Нам нужен толковый руководитель. Akıllı bir yöneticiye ihtiyacımız var. Belki siz biliyorsunuz, akıllı Rusça umный oluyor. Buradaki anlam ise толковый, yani fayda edebilecek, faydası olabilecek, böyle akıllı biri olacak. O yüzden burada толковый oluyor. Волшебный. Сихирли. Волшебная рыбка. Сихирли балык. Волшебная палочка. Сихирли дейнек. Рыбка ve палочка. Русчада kullandığımızda, genelde bunlar masallarda kullanıldığı için küçük söylüyoruz. Yani рыба değil, balık değil. Рыбка, balıkçık. Палка değil. Палочка, дейнекчик. Bu şekilde söyleyeceğiz. Evet, ve üçüncü örnek. Волшебный пендель. Волшебный пендель, bu bir deyim. Sihirli motivasyon tekmesi olarak yazdım. Pendil, tekme. Волшебный, sihirli. Kısa bir örnek söyleyeyim. Mesela ben kilolu biriyim. Ve bu beni rahatsız ediyor ciddi bir anlamda, hem sağlık açısından hem psikolojim bozuluyor vesaire. Yıllar önce görmediğim, daha doğrusu gördüğüm bir arkadaşla karşılaştım ve o bana böyle açık bir şekilde sen bayağı kilo almışsın diyor. Ki ben bunu zaten biliyorum, tamam mı? Söylemesine gerek yok. Ondan sonra bu elbise sana yakışmadı falan filan dedi. Böyle kırıcı konuştu. Ben de üzüldüm orada. Alındım orada. Ama ertesi gün gittim. Spor salonuna yazıldım. Diyete başladım. Dikkat etmeye başladım. Ve 2-3 ay sonra zayıfladım. Bayağı kilo verdim. Burada bir kırılma söz konusu. Mesela o bana söyledi ya. Orada kırıldım ben. Ve sonuç oluyor. Yani bir olumlu bir şey de var, yani işe yaradı. Yaradığı için işte волшебный, sihirli tekme gibi bir şey arkadaşım bana yapmış oldu. Umarım anlatabildim. Evet, bir de ricam olacak. Eğer Türkçe'de böyle bir şey varsa siz lütfen bana yazın. Ben de onu bilmiş olayım, bileyim. Собрал, собрала, собрал, собрала. Topladı, topladım, topladın. Hazırladı, hazırladım, hazırladın. Bir şeyi bir araya getirmek. Мальчик собрал игрушки. Çocuk oyuncaklarını toplamış. Мама собрала чемоданы. Anne valizleri hazırlamış. Burada da bir eşyaları bir araya getirme söz konusu olduğu için собрал kelimesi çimadan, yani valiz için kullanılabilir. Ve üçüncü, я собрал все пазлы. Bütün yapbozlarımı yaptım. Yapbozun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hepimiz biliyoruzdur. Evet, birkaç ya da birçok parçanın bir araya getirilip bir resmin oluşturulması mı? Evet. Arkadaşlar, beğendiyseniz, abone olmadıysanız daha çok teşekkür ederim ilginiz için. Herkese başarılar dilerim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Всем удачи.
Всем всего наилучшего. Bu arada bazı arkadaşlarımız diyor ki hızlı konuşuyor. YouTube'da biliyorsunuz ayarlama sağ köşede, sağ üst köşede şey var ayarlama orada. Kime daha hızlıysa daha yavaşlatabilirsiniz. Kime yavaşsa daha hızlandırabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz tabii ki de. Ve videolar hiçbir yere kaybolmuyor. Sürekli burada duruyor. Tekrar açıp geriye alıp tekrar dinleyebilirsiniz demek istiyorum. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim.